Mustafa Sarıgül'den yumruk iddialarına yanıt. Biz hiçbir vatandaşımızla negatif bir duruma düşmeyiz. Ama provokatörler olursa, tahrik etmeyenler olursa, iktidarın özel olarak görevlendirdiği insanlar olursa bunlar da bizi üzerler. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül pazar günü Feshane'de Trabzon günlerine katılmış ve konuşması sırasında AK Partili bir grup tarafından salonda Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılarak protesto edilmişti. Sarıgül de konuşmasını yarıda kesip kürsüden inmişti. Sarıgül'ün Feshane'den ayrılması sırasında bir kişinin yanına gelerek kendisini eleştirmesi üzerine gerginlik yaşandı. İddialara göre Mustafa Sarıgül o kişiye yumruk atmıştı. Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halini ziyaret eden Sarıgül'e basın mensuplarından yumruk attığı iddiaları soruldu. Orada sadece bir itişme kakışma oldu. Kesinlikle öyle bir olay olmadı. Fakat yandaş medya bunu başka türlü vermeye çalışıyor. Mustafa Sarıgül yumruk iddialarına yanıt verirken, Başbakan Erdoğan'ın Osmaniye mitingi sırasında hırsız var pankartıyla eylem yapan kişiye yumruk atılmasını hatırlattı. Sarıgül, Feshane'deki olayla ilgili yumruk attığıma dair bir görüntü istiyorum dedi. Ama bunu sorarken de dün Sayın Başbakan'ın mitinginde bir hırsız var diye pankart kaldıran vatandaşa nasıl yumruk atıldığını, nasıl o adamın karga tulumma dövüldüğünü, nasıl o adamın perişan edildiğini ortada, kaldı ki Feshane'de hiç böyle bir şey olmadı. Bir tane yumruk atıldığına dair bir görüntü rica ediyorum. Sarıgül, pazar günü Eyüp mitingi sırasında da yine bir grup tarafından provokatif eylem yapıldığını söyledi. Bu oyunlara gelmeyeceğiz dedi. Pazar günü, biz pazar günü Eyüp Sultan'a gittiğimiz zaman da 15-20 arkadaş Kasımpaşa bölgesinden gelen aynı olayları tekrarladılar. İktidar heyecanlanmaya başladı. İktidar provokatif eylemler yapmaya başladı. Bu oyunlara gelmemeye çalışacağız.